Herkese merhaba. Oyun günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm en son bir ay, bir buçuk ay olmuş olması lazım. Hemen yine bir kontrol edeyim. En son ne zaman vlog çekmiştim? Hemen bakıyorum. En son var ya, ne zaman vlog çekmişim biliyor musunuz? Hop, bir ay önce yazıyor. 27 Ekim 2014'te çekmişim en son video. 27 Ekim 2 yaklaşık 7 haftadır vlog çekmiyorum. Ben bunu her hafta çekeceğim kafasıyla başlamıştım ama. Neyse. Efendim, yeni videoya hoş geldiniz. Haftalık vlog dedim. Her hafta çekeceğim video. 19-12 şu anda tarih. Neyse, anlatmak istediğim şeylere gelirsek. Bir buçuk aydır ama sonra vlog çekerim kafasıyla vlog çekmedim. Üşengeçlik diyelim ve geçelim. En son 27 Kasım'da bir vlog çekmiştim. Ki onu hakikaten çektim yani. Onun dosyası var. Ama montajlamadım ve üstünden de bayağı zaman geçtiği için yükleyemezdim. O yüzden tekrar çekmeye karar verdim. Efendim. Şimdi aklıma da hiçbir şey gelmiyor. Anlatacak bir sürü konu oluyor aklımda. Neyse. Bir şeyler anlatmaya başladım. İlk olarak. Bu vlog hakikaten çok geç geldi. Artık 2 ayda bir vlog çekeceğiz. Düzenli olarak aylık vlog çekmeye karar verdim. Şaka yapıyorum. Her hafta çekeceğim. Çünkü güzel oluyor yani. Düşününce iyi bir şey. Efendim. Canlı yayınlar mı oldu? Bir sürü canlı yayın yaptım. Farklı yayını yaptım mesela. Sonra da yayın olmadı aslında. Bir sürü değil. Birkaç tane yayın yapmıştım. En sonki vlogdan bugüne gelirsek. Yani öyle çok fazla olay olmadı. Yayın olmadı. Sky Survivor'ı bitirdim sayılır mesela. Sonra GTA 5 o bitmedi tabi. O devam ediyor. Bu sırada en önemli olaylardan biri, şu son zamanlarda olan olaylardan biri Far Cry 3. Far Cry 3 of sallandı. Dur. Aynen. Far Cry 3'ü bitireceğim. Ondan sonra Far Cry 4 oynayacağım. Ve yani bitirmek güzel olur. Çünkü ben oyunu kendi tek başıma bitirmiştim. Çok da eğlenmiştim. %100 olarak bitirmiştim hatta. Bütün görevleri bitirmiştim. Yan görevleri bitirmiştim. O outpostların hepsini bitirmiştim. Yani güzeldi. Eğlenceliydi bir kere. Ama ben şunu şöyle alıp hop. Aynen. Yani güzel bir durumdu. Çok da eylem... Hop, saç gitti. Saçımın da bu kadar yağlı oluşunda video çekmek de biraz, yani saçım bayağı kötü ha aslında. Başka neler anlatayım? Child of Light'a başladım. Ki onun yamasını bulmam çok güzel oldu. Child of Light'a başladım. Şöyle bir bakarsam son zamanlarda yaptığım videolara hop aynen. İlk olarak Sun Terrible yayını yapmıştım ve ya oyun güzel, yani bir şey demiyorum, yaması da var, yaması yok hatta, direkt Türkçe geliyor, Steam Türkçe olduğu için muhtemelen, yani iyi, hoş. Sky Survivor dediğim gibi bitirmedim aslında. Devam edebilirim. Ama yapacak da bir şey kalmadı. Yok, kaldı. Bir iki yere gitmediğimi biliyorum. O yerlerde gittim de final geldi. Ve çattı. Neyse, onu finali bir ara yaparız. Sonra en önemli şey. Outro. Outrolarım oldu. Bu outro şeyine gelirsek, muhabbetine gelirsek, şimdi YouTube'da copyright olayı var. Ve YouTube'daki bu copyright olayı çok saçma bir şey. Yani videoları kendimiz yapıyoruz.
Ama videoda yani birinin daha önceden yapmış olduğu bir şeyi yapınca, yani mesela diyelim bir müzik olsun bu. Oyunda Far Cry'de mesela vardı o olay. Yani bir müzik var. Uyuşturucu tarlasını yaktığınız yerde böyle dıt dıt diye giriyor müzik. Ve o müzikten mesela copyright yiyorsunuz. Çok kötü bir olay. Şahsen. Yani. Copyright yemek üzücü bir şey. Geçtik. Bilenler bilir. Server'ın ismini unuttum. Muhtemelen unutmazsam da yazarım. Blog Wars oynuyorum. Çok eğlenceli bir oyun. Yani server'ın ismini de bulamam. Yazmışımdır. Blog Wars çok eğlenceli. Blog Wars bir tane videosunu çekmiştim ama o videoyu herkese açık olarak paylaşmayı unutmuştum. Bir aydır o videolar özelde kaldı. Yani yapacak bir şey yok. Başka ne oldu? Long Dark'a başladım. Sonra Long Dark'ta öldüm. Üzücüydü yani Long Dark'ta ölmem. Bir de çok saçma bir şekilde ölmüştüm yani. Spoiler vermek istemiyorum. Gidin o videoya yani. Bir şey diyemem. Neyse Long Dark'ın bir sezon daha oynayacağımı söylemiştim. Ve o videosunu da çektim. Yakında gelir. Diyelim. Child of Light'tan bahsettik. Far Cry'e geri döndüm. Far Cry 3'e. Bunu da bahsettim. Bahsedecek bir şey kalmadı. Ha, bahsedecek bir şey kaldı. Neydi? Neyden bahsedecektim? Yayın. Stream. Yayın. Olaylarından. Şimdi hayatım hakikaten çok yoğun geçiyor. Web tasarım. Yani ben sizin gibi normal liseye gitmiyorum. Anadolu Teknik veya düz liseye gitmiyorum. Benim gittiğim lise teknik lise yani. Bir bölümüm var. Bilişim bölümü, bilgisayar bölümü. Ve hakikaten çok ağır. Yani öyle böyle değil. Yani bilişim bölümüne gitmenin artısı şu. Bilişim bölümünün artısı nedir? İlk başta sınav stresi yok. Her halükarda bir üniversiteye gidiyorsunuz. Tabi bölümünü seçtiğiniz bölüm mesela benim bilişim bölümünü seçtim. Elektrik bölümü var mesela bizim lisede. Elektrik bölümü mesela elektrik mühendisliğinin ön lisansına mesela gidebiliyorsunuz. Sınav, LYS, YGS gibi stresleriniz olmuyor. Yani. Gerçi o seneye olacak şeyler. Ben daha 11. sınıf lise 3'e gittiğim için ben de bilmiyorum. Yani olmayacağını biliyorum. O yüzden biraz rahat. Ama çok ağır. Özellikle çarşamba günleri yani 10 ders. Ben 7.30 7 çeyrek geçe çıkıyorum. 4.30'da geliyorum eve lan. Bildiğiniz mesai gibi bir şey bu. Yani 10 ders. Düşünün 10 ders. İlkokulda 6 ders görüyorduk biz. Sabahçı öğrenci vardı. Ki sabahçı öğrenci muhtemelen yoktur diye düşünüyorum. Gene olan yerler vardır. Onlar 9'da çıkıyor, 3'te dönüyorlar ama biz 4'te dönüyoruz lan. 4.30 hatta. Eve geldiğimde 5 oluyor. Ya eve geldiğimde tabii hazırlandığımda falan bildiğin sadece bakın 5. Yani çok ağır. Ama güzel. Sonuçta yaptığım işi seviyorum. Yani web tasarıma gitmezsem muhtemelen nereye gideceğimi de bilmiyorum yani. Bilişim, bilgisayar. Yani güzel bölümler bunlar. Neyse. Sonra anlatmak istediğim şey. Sınav haftasıydı. Aynen. Sınav haftası gelince. Normalde videoları yedeklediğimden, depoladığımdan şey sıkıntısı çıkmıyor genelde. İsim nedir? Video sıkıntısı çıkmıyor. Ama şahsen ben yani yorgun oluyorum bazen. Böyle yorgun olduğum zamanlarda da 3-4 saatlik bir yayın yapıyorum genelde. Ve videosu çıkacak oyunları oynuyorum. Yani onların videosuyu da yolluyorum. Böylelikle şey sıkıntısı çıkmıyor. Video sıkıntısı çıkmıyor hiçbir şekilde. Yani böyle oluyor. Başka.
Yayında da Far Cry 3 oynadım. Far Cry 3 benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesidir. Bunu geçtik. Sorular. Şimdi. Hop. 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 Eyvah. Bozuldu. Neyse, o ekranı göstermeme gerek yok. 27 Kasım'da hani ben video çektim dedim ya. 27 Kasım sabahında yazdım Facebook sayfasına. Yani vlog çekeceğim. Yani sorunuz varsa sorun, cevaplayacağım dedim. Sağ olsun kırmadı arkadaşlar beni. Soruları sordular. Şimdi o sorulara geçelim. İlk olarak Ferhat Soytürk sormuş ki Ferhat moderatörlerimden bir tanesi. Sağ olsun çok iyi şey çıkarmıştı da sonra ihtiyaç falan, neyse bunları sonra anlatırız. Zaten sizin bilmenize gerek yok. Neyse, Ferhat Soytürk sormuş. Hangi şehirde oturuyorsun ve hangi okula gidiyorsun? İzmir'de oturuyorum. Hangi okula gittiğimi söyleyemem. Yani niye söyleyemem? Çünkü söylersem, yani söylemek istemiyorum diyelim buna. Hangi okula gittiğimi söylemiyorum. Hangi şehirde okuyorum? İzmir'de oturuyorum. Anadolu Lisesi'ne gitmiyorum. Anadolu Teknik, yani ATL dediğimiz liseye gidiyorum. Ve yani şöyle anlatayım. Normal bir lisede, yani normal bir liseye gittiğinizde, Anadolu Lisesi'ne gittiğinizde mesela hemen muhtemelen 30-35 ders görüyorsunuz. Biz 45 ders görüyoruz. Yani ağır ama seviyorum yani gene de. Neyse geçtik. Nizam İhsan Canov. Bu Türkçe bir isim değil. Zaten arkadaşın Türk olmadığını da biliyorum. Şimdi sorularına gelirsek. İleride benimle video çeker misin? Minecraft'ı benimle oynarsın umarım. Aynen. Oynayacağım. Bu arkadaştan da yani çok özür diliyorum. Kusura bakmasın. Zaman yoktu. Yani hakikaten zaman yoktu. Şaka değil. Gerçek anlamda zaman yoktu. Ve zaman olmadığı için ne kendim video çekebildim ne Minecraft'a girebildim. Büyük sıkıntıydı zaman sorunu. Ama bunu bir ara ben o arkadaşla oynayacağım. Orası kesin. Neyse kaç he bir de kaç yaşım var? Tabii Türk olmadığı için Azeriydi galiba. Aynen, uluslararası bizim şey. Kanal zaten. yani düzgün Türkçe ile yazmamış. Ya da bilerek yazmamış. Ne bileyim ben yani. Neyse kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. Aynen bu kadar. Onur Karaçam sormuş. Neredesin? İzmir. Ama neredesin geyiğine başlayalım hadi. Şimdi neredesin olayında ailemin şeyi ailem de Aydınlı. Biz Karacasuluyuz. Annem de Karacasulu, babam da Karacasulu. Yani Aydınlıyız biz. Memleket olarak Aydın. Kutay Gül sormuş. İlk oynadığın oyun. İlk oynadığım oyun Atari'de F1 Rage'di. Cidden çok severek oynadığım bir oyundur. Yani Atari benim için çok önemli bir olaydır yani. O zamanlar küçüktüm. Muhtemelen okula da gitmiyordum. Yani. Kaç yıl öncesinden bahsediyorum. 12-13 yıl öncesinden bahsediyoruz. Belki de daha fazla tam yani. Kaç yaşında ilk Atari'min olduğunu bilmiyorum. Şimdi ekranı şu anki ekranımdan şu kadar bir küçüklükteydi yani. Şöyle bir küçüklük olduğunu düşünün. Ya da ben öyle düşüneyim. Siz benim ekranımı görmüyorsunuz ki. Tüplü küçük muhtemelen 19. Muhtemelen 19 inçlik bir televizyonumuz vardı. Ve o televizyonda da Atari oynardık. Babamla birlikte. Yani Atari oynardım. Çok güzel bir şeydi Atari'nin olması. Mesela
Ya ilk hatırladığım oyun yani Atari. Atari'de F1 Rage idi. Ama tabii ismini hatırlamadığımda ya bir tane şey vardı. Böyle küpler vardı. Ne olduğunu unuttum yani. Normalde hatırlarım ne olduğunu. Şöyle telefon gibi bir şey. Tamam mı? Şurada şekiller geliyordu. O şekillerden böyle geliyor. O şeyin ismini unuttum da çok büyük bir fail oldu. Neyse, geçtik. YouTuber olmaya nasıl karar verdim? Pekala, en son bir mola falan vermem gerekti de. Aynen. En son Kutay Gül sormuş. YouTuber olmaya nasıl karar verdin? Şöyle anlatayım. Şimdi yıllardan muhtemelen 2009. Aynen muhtemelen 2009. O zamanlar diğer ki evdeydik. Şimdi bu evde olduğumuza göre yıllardan 2009. Orası kesin. O cepte. Kayıtta mıyım lan? Bir saniye. Okey. Evet. Yıllardan 2009. Şovda bir Şov TV'de bir ismi nedir? Teknolojiyle ilgili bir program var. Şu anda yok. Eskiden vardı, geçmişte vardı. Belki başka bir kanalda gene sürüyordur. Da ben onun ismini unuttum. Cumartesi pazarlar oluyordu. Ve bu cumartesi pazar günleri oluyorlardı böyle ünlü kişileri. Ya çok ünlü olmuyordu tabii. Bu ünlüleri alıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Bilgisayar ile ilgili sorular soruyorlardı. Mesela bilgisayarı kullanmak için açtığımız programın ismini OS Operating System yani işletim sistemi. Bunu söylüyordunuz. Öyle çok ünlüler değil aslında. Normal insanlardı galiba. Tam ben de hatırlamıyorum çünkü çok uzun zaman geçti. Neyse bunlar o soruları soruyorlardı. Bildiğinizde koşturuyordunuz artık. Koşturuyordu. Fotoğraf makinesi istiyorlardı. Hurra diye böyle koşturuyorlardı. Gizliyorlardı bunlar fotoğraf makinesini bir yere. Gidiyorlardı. MediaMarkt'ta hatta. Hadi onu da söyleyeyim. Koşturuyorlardı bunlar. Fotoğraf makinesi alıyorlardı. Buluyorlardı. Tekrar koşturuyorlardı. Soruların sorulduğu o ana yere. Sonra getirdim fotoğraf makinesini diyordu. Veriyordu fotoğraf makinesini. Diğer soru soruyordu. İşte bu tarz bir yani programdı. Sonra ne oldu? Bunlar o yarışma bittikten sonra veya önce de olabilir. Yani reklam araları gibi şeylerde. Teknolojiyle ilgili bilgiler veriyorlardı. Ve orada ben James Bond Bloodstone'un çıkacağını öğrendim. Kasım 2010'da çıkıyordu herhalde. Tam ben de hatırlamıyorum. Kasım 2010'da bu oyun yani çıkacağını söylemiştim. November olduğunu hatırlıyorum da hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum. Neyse ben o oyunu kesinlikle oynamalıyım demiştim yani. İçimden müthiş bir oyun lan demiştim yani. James Bond'u bilenler bilir. Yani herkes bilir niye James Bond'u hiç seyretmediniz mi? James Bond böyle ajandır MI6 için çalışır. İngiltere özel servis için çalışır yani. Ve belirli başlı operasyonlar için ülkelere gider. Bu ülkelerden yani oyunda da böyle oluyor ve bu ülkelerden biri Türkiye'de, İstanbul'daydı. İstanbul şeyini duyunca ben bu oyunu acayip merak ettim. Yani vay anasını dedim yani çok güzel bir şey olur herhalde dedim. Ve ben bu oyunu oynamalıyım dedim. Neyse efendim bu oyun çıktı. Muhtemelen birkaç ay sonra da ben bir internet kafeye gitmiştim. Ana James Bond Bloodstone yazıyor. Ben bu oyunun çıkacağını biliyordum dedim. Vay çıkmış dedim. Oyuna bir girdim. Vay dedim. Bir saat o ilk başta görev Atina'daydı. Atina görevini bir bitirdim var ya oğlum müthiş bir oyun lan dedim. Ki o zamanlarda James Bond bayağı seyrediyordum yani Ajan 007'yi. Yani en sevdiğim filmlerden bir tanesiydi kendisi. O zamanlar tabi Skyfall yoktu. Quantum of Solaranca da yoktu. O zamanlar Casino Royale vardı. Yani güzeldi. Çok çok beğenmiştim şahsen.
Sonra ne olmuştu? Ben bu oyunu bir şekilde bilgisayara edindim. Ve oyunun İstanbul kısmına gelmiş. İşte oynamayı istediğim yere gelmiştim. İstanbul kısmında. Yalnız İstanbul kısmı bir inşaatta geçiyor. Ve o inşaatta yer altına inmeniz gerekiyor. Ama geliyorsunuz oraya. Yukarıdaki makaraya böyle sıkacaksınız. Ama ben o makaraya sıkacağımızı anlayamamıştım. İngilizce tabi o zamanlar kaça gidiyorum? 5 veya 6. Ne bileyim yani. En azından şimdiki kadar iyi değildi İngilizcem. Yani bunun nasıl olacağını araştırayım dedim. Buldum YouTube'tan bir oyun videosunu. Onu bulur bulmaz oğlum müthiş bir şey lan bu oyun videoları dedim. Çok beğenmiştim çünkü ki o zamanlar Türkiye'de oyun videosu çeken yoktu diye hatırlıyorum yani Türkçe hatırlamıyorum Türkçe olduğunu muhtemelen de yoktur. Yani çok beğenmiştim. O oyunu da ya tam oyun beklediğim gibi çıkmadı. Şimdi ben ilk başta İstanbul'da geziyormuş kadar yani en azından güzel bir oyundu. Activation yapıyordu muhtemelen. Aynen Activation yapıyordu. Lan güzel bir oyundur falan diye düşünmüştüm. Oyun o kadar kötü değildi. Oyunun tek kötü olan yanı İstanbul görevinin ilk başta bir 5-6 dakikalık bir kısmı var. O kısmı şeyde oynayabiliyorsunuz. O kısmı yani inşaatın yukarısında oynuyorsunuz. Sonra aşağıya iniyorsunuz. Metro gibi bir şey var. O İstanbul kısmının %80'i orada geçiyor. Sonraki kısımlara gelirsek sonra metrodan çıkıyorsunuz bir kovalamaca sahnesi oluyor. Boğaz'ın o gümrükte falan böyle bir kovalamaca sahnelerini hatırlıyorum. Sonra gelirsek yani o %80 zaten mağaranın içinde oluyor. Yani Türkiye'de geçmiyor. Bu beni üzmüştü. Yani hayal kırıklığına uğramıştım. Oyunda öyle zor bir oyun değildi aslında. Çat 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 diye geçiyordunuz. Yani basitti. Ama bendeki yeri bir ayrıdır. James Bond, Bulutstone. Yani o oyun videosundan sonra kesinlikle oyun videosu çekmeliyim dedim. 6. sınıfta oyun videosu çekme fikrine 6-7'de işte o fikir aklıma geldi. Tabi o zamanlar laptop ki şu anda parçalandığı için gösteremem. O laptopta da oyun videosu çekemezdim. Ki zaten nasıl çekildiğini de bilmiyordum yani. Daha OBS yoktu. Muhtemelen Fraps vardır. Fraps vardır. Ama benim oyun videosunu seyrettiğim şey konsoldaydı. Xbox 360'ın videosunu seyretmiştim ben. Şahsen. Yani o videodan sonra gelişti bende bu oyun videosu çekme olayı. Yani dediğim gibi oyun videosunu çekeyim desem de nasıl çekeceğim ulan? Yani bilmiyorum ki nasıl yapıldığını. Yani siz anlayın. Neyse sonra geldik liseye. Lise 1 yani 9. sınıfa geldik. 3 yıl sonra 3 yıl geçmiş mesela. Hani 3 yıl sonra bir oyun bilgisayar topladım şu anki bilgisayarım. Sonra oyun videosu çekmeye başladım. Çok güzel bir olay yani. YouTube'da kanal açtım oyun günlükleri TR'ye. Çok eğlendim ya valla. Kesinlikle. Yani geçtik. Ve bütün soruları da cevapladım. Muhtemelen. Bir sonraki vlog. Hatta göstereyim bir saniye. Aha da bunda olacak. Bu ne? Beyaz tahta. Bu kamerayı alacağım. Şuraya sabitleyeceğim. Tabii siz görmüyorsunuz. Aşağıya vereceğim. Burada hayatımı çizeceğim. Draw My Life isimli hayatımı çizeceğim. Videoda bu videoyu çekmesinde katkısı olan isimlerini tekrar okumak istiyorum. Telefondan bakayım. Telefondan bakayım. Sen. Nizam İhsan Canav, Ferhat Soytürk, Onur Karaçam, Kutay Gül. Bu arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yani sonuçta bunların sayesinde soru cevap videosu oldu. Sizler
cevaplamamı istediğiniz bir soru varsa vloglarda buranın altına yorum olarak atabilirseniz kesinlikle cevaplarız yani. Serilere gelirsek normal işte bu Draw My Life şeyini çekeceğimi söyleyeyim. Her neyse bu bölümün sonuna geldik. Bu video sevdiğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz likelarsanız mutlu olurum. Diğer iki vloglarda artık her hafta yapacağım bunu. Muhtemelen cuma günleri yapacağım. Kararlaştırmadım. Onu kararlaştırdığımda da söylerim. Neyse sonra görüşürüz. Hadi bay bay.